bu çiçeklere bayılıyorum. Ne geliyor mu gerçi? Ay iyice sapıttım ha. Ben bir konuya gireyim yani. Çünkü böyle olmuyor. Böyle mi olsun saçım? Böyle mi kalsın? Ay bilmiyorum gerçekten. Biri olmayınca bu kadar yani. Ben artık esas konumuza dönüp videomuzu çekmek istiyorum. Bugün sizlerle bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Lakin bu konunun dayandığı zaten bir soru var. Aklıma düştü geçen günlerde. Ve esas soru değişmeni istiyorum değil, seni olduğun halinle kabul edip sevebilir miyim? Konu aslında bununla alakalı ve geçen günlerde bunun üzerine böyle bu soru aklıma düşünce çok düşündüm. Hani böyle biz hep, daha doğrusu ben kendimden yola çıkayım, genelleme yapmak istemiyorum burada. Ama aranızda eminim bunu çok düşünenler ya da yaşayanlar vardır. Zaten bu yüzden de sizlerle paylaşma ihtiyacı duydum. Ben bazen, bazı zamanlarda diyeyim, olduğu gibi kabul etmek yerine değişmesini istiyorum karşımdaki kişinin. Bazı benim hoşuma gitmeyen özelliklerinin mesela. Ve burada gerçekten yani %99 zamanda hep bir sorunla karşı karşıya kalıyorum. Bunu biraz size açmak istiyorum ve evet kendimden yola çıkacağım ama sizin de görüşlerinizi, yorumlarınızı zaten almak istiyorum. Arkadaşlar karşımızdaki insanın değişmesini istemek ya da bazen onu olduğu gibi kabul etmemek bence doğal bir duygu. Ve bununla bence barışmamız da gerekiyor. Sonuç olarak herkese her zaman olduğu gibi kabul etmekte zorlanabiliriz. En azından olduğu gibi kabul etmek istemeye de biliriz. Bunlar bence çok makul düşünceler ve duygu halleri. Ama çok sevdiğimiz kişi bizi gıcık ediyorsa ya da o istediğimiz gibi değilse ya da muhteşem seviyorum ama keşke böyle olmasa, keşke değişse ya da keşke değiştirebilsem diyorsak eğer buralarda bazı sorunlar yaşayabiliriz diyeyim size. Bu değişme konusunu yani karşımızdakini daha doğrusu değiştirme isteğimizi ve bu konuyu her ilişkiye tabii ki de uyarlayabiliriz. Anneler, babalar belki çocuklarının değişmesini istiyor olabilir. Ailede işte annenizin, babanızın değişmesini istiyor olabilirsiniz. Yani onlarda sevmediğiniz özellikler olabilir. Ama benim özellikle değinmek istediğim konu daha çok ilişkiler ve duygusal ilişkiler. Arkadaşlıklarda da tabii ki de bu olabilir. Ama benim için hani en zoru ve en çok üzerinde çalıştığım diyeyim ilişkilerde olan bu. Seni olduğun halinle kabul edip nasıl sevebilirim? Yani bunu nasıl başarabilirim? Bu hal açıkçası. Çünkü bence bunu yapabilirsek gerçekten o ilişkimizin kalitesi partnerimizle yani muhteşem artar diye düşünüyorum. O yüzden de burada sorun aslında ya da o bizi zorlayan konu ya da yer nereden kaynaklanıyor? Belki de buna bir dönüp bakmamız gerekiyor. Şimdi biraz zaten ben sizlerle beraber buna hem ben hem de sizin de hayatınızda böyle bir durum hakimse bakalım istiyorum. Mesela biriyle beraberiz ya da flört ediyoruz ya da uzun süredir beraberiz. Önemli değil ama bir şekilde birbirimizden hoşlanıyoruz ya da muhteşem şekilde birbirimizi seviyoruz. Bu noktada karşımızdaki kişinin de bizde değişmesini istediği özelliklerimiz ve aynı şekilde bizim de onda değiştirmek istediğimiz özellikler mevcut olabilir. Öncelikle ama şunu çok iyi hatırlamanız gerekiyor. Net olarak bunu bir yerlerde okuduğum yani bir yerlerden duyduğum, siz de belki duymuşsunuzdur, hatırlarsınız eğer duyduysanız. Kimse kimse için değişmiyor. Bu 7 yaşında da olsa, 70 yaşında da olsa hiç kimse birisi için değişmez. Sadece ve sadece insanlar kendileri istediği için değişir. Ve bir insanı aslında değişmeye zorlamak bence ona yapılan çok büyük haksızlık. Burada bizim sadece soracağımız seni olduğun gibi kabul etmekte zorlanıyorum ve değişmeni istiyorumsa bu halini kabul ediyorsam zaten cevabımız evet hani mutlu mesut yolumuza devam edebiliriz. Ama hayır dediğimiz zaman karşımızdakini o haliyle kabul edemiyoruz ya da değişmesini istiyoruz. Mutsuzuz bir şekilde. Diyelim ki çok inatçı ve bu ilişkimizde sıkıntılar yaratıyor.
Bununla nasıl baş edeceğimizi de bilemiyoruz. Tıkanmış durumdayız. O da değişmek istemiyor. O zaman ya bunu ona güzelce ifade edip, tatlı dil aşırı derecede önemli yani. Bunun gerçekten yani ne kadar altını çizsem az. Seni yargılamak istemiyorum deyip ya da seni değiştirmek istemiyorum ama bu beni çok rahatsız ediyor. Bende yarattığı duygu, sizde yarattığı duygudan bahsederek. Gerçekten insanların değişmesi çok zor. Kendinizden yola çıkın. Bizim bile değişmemiz bu kadar zorken hani karşı tarafı değiştirmek bence zaten imkansız. Ama bunu işte tatlı dille ifade ederek gerçekten bu şöyle şöyle hissetmeme sebep oluyor. Ya da kendimi iyi hissetmiyorum ya da bana çok fazla geliyor. Bunun için ne yapabiliriz diye ona da sorular sorarak değişmesini sağlayabilmede ya da o da istiyorsa bunu bazı böyle sorular uyandırabilirsiniz aklında karşınızdakinin. Ama hiçbir şekilde böyle bir şey istemiyorsa gerçekten yapabileceğiniz en iyi şey size de iyi gelmiyorsa geri çekilmek. Geri çekilmek ya da mutsuzsanız, kendinizi tatmin olmuş hissetmiyorsanız eğer o ilişkiden eğer ki zamanı geldiyse ve gerçekten böyle sorunlar yumağı olduysa ve siz elinizden gelen özveriyi yaptıysanız, bulunduysanız belki de bir yerde eğer ki ayrılmanın da zamanı geldiyse çünkü karşınızdaki kişi hiçbir şekilde değişmiyorsa o kişi size uygun değildir. Bunu yani gerçekten kabullenebilmemiz de gerekiyor belki. Genellikle arkadaşlar karşımızdakini olduğu haliyle kabul etmeyip değiştirmek istediğimizde bizim içimizde bazı şeyler oluyor. Yani mesela karşımızdaki kişinin inatçı ya da öfkeli olması bizim babamızın ya da annemizin öfkeli olduğunu hatırlatıyor bize. Bu aslında hani böyle salisede ya da saniyede bilinçaltımızda olan ve hani böyle bir anda o şimşek çakan bir şey diyeyim size. Bu noktada direkt hani o travma mı tetikleniyor desem ya da o ana sürükleniyoruz mu desem ama bunlar gerçekten farkında olamayacağınız hızda gerçekleşen ve sizi o 5 yaşınızdaki halinize belki bir anda götürebilen anlar diyeyim. Ve bundan dolayı karşınızdaki kişinin de değişmesini istiyor olabilirsiniz. Dolayısıyla şu soruyu da kendinize sormanızı istiyorum. Evet, karşımızdaki kişinin bazı özelliklerinden memnun olmayabiliriz. Onları değiştirmek isteyebiliriz. Lakin bunu isterken gerçekten bizdeki bir şeyi tetiklediği için rahatsız oluyoruz ve bunu değiştirmek istemiyor muyuz? Yoksa gerçekten evet bizde bir şey olmuyor ki bu bence mümkün değil genellikle. Sadece bizi gıcık ediyor, sinir ediyor diye bunu değiştirmesini istiyor muyuz? Bunu bir bakalım derim. Çünkü siz kendi içinizde bu belki öfkeli yanlarınız var. Belki çok inatçı olduğunuz ama rahatsız olduğunuz alanlar var diyeyim. Bunlarla tamam olmadığınız zaman rahatsız olma ihtimaliniz yükseliyor. Ama aslında o yanlarınızla barışsanız kendinize evet öfkeliyim, evet öfkelendiğim zamanlar oluyor. Ya da evet bazen gerçekten insanları delirtecek kadar inatçı olabiliyorum ve hiç sebepsiz yere. Bunları diyebiliyorsanız belki de karşınızdaki kişi sizi bu denli rahatsız etmeyebilir. Bu karşımızdakini değiştirmek istemek ya da neden öyle değişmeni istiyorum, neden böylesin lütfen değiş ya da onu değiştirmeye çalışmak konusu hem dallı budaklı hem de aslında bence çok da basit. Olmuyorsa olmuyor. Bu zaten bir seçenek. Olmuyorsa neden olmuyor? Bunu araştırmak ve bunun üzerine gitmek ve gerçekten bu konunun çözümü bizde mi? Ki %90 zamanda en azından hani yarısı bizimle ilgili, yarısı karşımızdakiyle ilgili. Kesinlikle sadece karşımızdaki değişse her şey dört dörtlük olur gibi bir şeyi ben kabul etmiyorum, bir görüşü. Böyle bir düşüncedeyseniz tamamen kendinizi kandırıyorsunuz derim. Çünkü bunun sorumluluğu en azından %50 sizde. Ve sadece şuna bakın. Çok zorlanıyorsanız, çok gerçekten çıkmazdaysanız ve karşınızdaki insan değişmemesi olduğu haliyle size iyi gelmiyorsa, dengesizse, bilmiyorum sizi mutsuz ediyorsa, içinizdeki çok fazla
size iyi gelmeyen duyguları tetikliyorsa belki o insanla olan ilişkinizde sizin değiştirebileceğiniz şeyler var mı? Buna bakın. Tatlı dille karşınızdaki kişiyle konuşun ve olmuyorsa da gerçekten zorlamayın derim. Çünkü zorla güzellik olmuyor, biliyorsunuz zaten. Karşımızdakinin değişmesini istesek bile o istemediği zaman asla ama asla, gerçekten asla, yani bu konuda ben buna çok inanıyorum, değişmiyor. Ve zaten şöyle de bir şey oluyor, sizin için değişen bir insan yarın öbür gün sen beni ne hale getirdin, sen bana şunu yaptın diye sizi de suçlayabilir. Çünkü bir insan kendi rızasıyla ve kendi isteğiyle bir şeyleri yapmıyorsa, bir zorlamayla yapıyorsa, bence bu karşıdaki kişide de bizde de, yani kendimizden yola çıkalım, psikolojik bir baskı oluşturuyor. Sizin düşünceleriniz ve yorumlarınız neler? Bunu benimle lütfen paylaşın. Aynı zamanda bu videoyu beğendiyseniz, abone değilseniz de abone olursanız gerçekten çok çok sevinirim. Bu arada çiçeklerimi nasıl buluyorsunuz? Bunu da benimle paylaşın. Gerçekten bayılıyorum yani. Bunları böyle aldıkça hani sizinle çekim yapmadan onlara bay bay demek istemiyorum açıkçası. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Zaten biliyorsunuz genelde cuma günleri 6'da mutlaka video yayınlıyoruz. Ama bazen pazartesi günleri de 6'da video yayınlıyor olabilirim. Zaten haberiniz olur o bildirim zilini de açarsanız. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Seni olduğun halinle kabul edip... Yok. Bir soruya da dayanıyor. Arkadaşlar bence... Arkadaşlar bazen... yok. Hayır dediğimizde... Hayır ne bu arada? Biçim icimli. Yok, heyecan yap. Olmuyor, çıkar. Biçim icimli. Talip talip dar. Tamam, olacak.